İndi biz eşit tanımız tanısıldı. Odam sabrdi, rizodi, sinalardi. Rizo bu qalbning sifati. Sabr kabi axloq deb aytdingiz-ku. Tasavvufda alohida maqom sifati o'rgatiladi. Mashq qildiriladi. Mashina sirri nimada? Sabr inson chidashi, ammo rozi bo'lmasligingiz mumkin. Sabrda siz chidaysiz. Dodvoy qilmaysiz. Ha, masalan, e'tiroz aytmaysiz. Lekin rozi bo'lmasligingiz mumkin. Razı olmasa da sabırlı bulurlar. İtiraz bildirmeniz için. Ama razı buluş, o yüzden kanaatleniş, teskin tapış bulan bulan. O yüzden şu sabırdan kengi makam. Onge, mesela sabırlı insan, biz daim etkenimiz, ibadette, günahdan kaçıştı, o musibette, sabır ko'riladi. Shunda masalan siz bomdodga chiqyapsiz masjidga. Ertalab uyg'onib, bet-qo'lni yuvib, qishda kun bo'lsa sovuqda chiqish shu sabr talab qiladi, aslida chidam talab qiladi. Endi shuni qilyapsiz-ku, shu sunnat ekan, vojib ekan deb turib qilyapsiz. Lekin shu chiqishingizda o'sha qiyinchilikka siz sana kalbizden razılık var mı teskin? Yok yok mu? Kalbizden bulsa şu razılık var. Bu ibadette misal için. Yani maliyevi mesela zakat verişinizde, ibadetlerinizde. Yani ki hac kıyandı. Hacda köpünce görünmedi. Adamlar kıyneler hacda. Köp yaşı kette, köpçülü yaşı kette olsa bulamam dedi, edeşed. Yaşı kette olgan da takatı yapalım. İbadet kıladı, narazı olup kıladı. Tuda bile, halas, alaman, halas. O içi de şu neresi, mesela niyetimette eğleniş ki, eğlenirdi, eğleniş ki. Lekin şundan, özü razı olmaydı. İşte kılıç gereken deyip kıladı, uzun mecburla. Sabır var, lekin razılık yok. Bu ibadet. Şimdi de günahdan tosulmuştu. Mesela bir kişi menge ayet oldu ki, yaşlıgımda işte kendim. bu İslam yaxshiyken o bari mezakala diyen meselen takhirap bu gene kendi. Koşu geçti bu mesele dedi, zarru beş ne dedi. Yoyun ki dedi, kızla bile yürü bu mesele dedi, içkili iş bu mesele. Kana kalın bu dünyada mezakalış mümkün dedi. Şu adam mı, mesela bazı adam şu da kılışı mümkün. Olamayın koşulup. İç samimiyet bu olan da içmeydi. İçmezlikke sabır kıladı. Yani ki koşunu bilen uğruşkisi geledi. Elemen ağabeyi geledi. Üyetten adamları mülahaza kılıp tohtaydı. Yani ki biraz da kılıp sabır kıladı. Yani ki kaynanası bilen uğruş çeken kelin, ya ki eri bilen uğruş çeken hatın, ya ki hatını bilen uğruş çeken erkek. O şey aziyet. Ki sabır kılışı mümkün. Özgeye teken, yaman sözge, azar belediyen, geplerge, münasebet. Lekin razı bulmaydı. Mesela o şey musibetke sabır hazırladı, razı bulmaydı. Bana şu haletlerde o her bir lahzada görünmedi, o her bir mevkifte görürüz mümkün. O şunda razılık hazır olsa, o şu razılık makamı gelin gemelen. Lekin bir sefer razısız, mesela Bamdat'a razısız. Ama onların hizmeti de kıyınçilike razımasız. Onda ziyo Allah hizmet kılışı buyuruyor. Kılarsız lekin, iyilinip kılarsız. Malolarni qilasiz. Qilmasam endi onam duo ibodat qilolmasin deb qilasiz. Sabr bor, onam xizmatiga rozilik yo'q. Har bir ma'ruf ishda ko'rinadi u. Har bir ma'ruf ishda. Shuning uchun Abu Muhammad Murtaish aytganlarki, men nafsimni o'sha mujohadasida tajdid yo'liga ko'ra haj qildim bir necha yil. Tajdid degani uydan chiqib ketadi shunday ulovsiz ozuqasiz. U ham o'sha rizoni kamoliga yetkazish va yaqinni kamoliga yetkazish uchun qilinadi. U o'sha darajada qilinadi, siz bilan bizga emas u. Siz bilan biz zodirohiyni olishimiz kerak, yonimizga qattiqdan qurt, pul,
Samolyotni yaxshi joyini olishimiz kerak. Mehmonini oldindan bank qilish kerak. Bizga emas, o'sha darajaga yetganda u. Lekin o'sha nima uchun qiladi shuni? O'sha nafsni Alloh subhanahu va taoloning har bir kavniy hukmiga va shar'iy hukmiga aql emas, nafsni to'la taslim bo'lib qanoatlanganini, rozi bo'lganini ta'kidlash uchun qilinadi. Siz roziman deyorasiz. Roziman, qadar roziman deyorasiz. Birov 5-10 ming dollarni otib ketgan paytda chidolmay qolasiz. Bu yerda roziman deyilaveradi, namozga rozi bo'laverasiz. U hali rozilik maqomiga yetmagan bo'ladi. Goh bir narsada hosil bo'lib, goh bir narsada hosil bo'lmasa, rozilik hosil maqomga aylanmagan bo'ladi. Qachon maqomga aylanadi? Sizda tebranmas sifatga aylangan paytda. Ana shu rizoni va yaqinni kamoliga yetkazish, rizoni sinash uchun. O'z aslida bu tajridga chiqish uchun oldin qanoat maqomi, rizo maqomi, tavakkul maqomlari bosib o'tiladi. Hammasi sizda maqom sifatida shakllangandan keyin tajridga o'tiladi. Hozirdan tajridga o'taman degan odam yiqiladi, eplolmaydi. Unga nafs yetishilishi kerak. U 200 kilo toshni ko'tarish olimpiadasiga qatnashish uchun oldin 2 kilodan boshlash kerakmi? Yoki 200 kiloga chiqasiz. O'shunaqa o'z darajasiga yetganda qilinadi. Bo'lmasa inson ko'tarmaydi. Ana o'shunda Abu Muhammad Murtaysh aytadilarki, men dedilar bir necha yil haj qildim dedilar. O'yladimki, nafsim to'la taslim bo'ldi Allohning hamma amriga. Bir kun onam bir ish buyurib qoldi. Buyurganda malol keldi menga dedilar. Bildimki, nafsim meni aldayotgan ekan. Bir necha marta haj qildi tajrid bilan. U tajridda hech narsa olmaydi. So'ramaydi ham birovdan. Bersa, demak Alloh jo'natdi deb talavvul qiladi. Bermasa so'ramaydi hech kimdan. U kelgusida bir kun, ikki kun, uch kun hech narsa yemasligi mumkin. Hech narsa. To o'ziga Alloh taolo maxsus jo'natmaguncha, bir kishiga mana uni yeng demaguncha yemaydi. Yonidan oziq-ovqat olib chiqmaydi. Endi o'shanda Alloh taolo unga ikki kundan keyin rizq bitganiga qanoatlanishi uchun, qanoatlanganini, roziligini ta'kidlash uchun shu ishni qiladi. U tajrid darajasida qilinadi. U odam to'la taslim bo'lib, shu nafaqat biz qalbimiz taslim bo'ladi ko'pincha, ammo nafsimiz bo'lmaydi taslim. Aqlimiz taslim bo'ladi, nafsimiz bo'ysunmaydi. O'sha nafs ham to'la taslim bo'lganiga amin bo'lish uchun qiyam uni. Bir necha marta haj qilib qarang, ochlik bilan, ulovsiz piyoda. Shunga nafs to'la ko'ngan, norozi bo'lmagan. O'ylaganki bu kishi demak nafsim to'la Allohning amrlariga taslim bo'libdi deb o'ylagan. Xotirjam bo'lib tursa bir kun onasi ish buyursa mololanibdi-da. Aytdilarki nafsim meni aldayotgan ekan. Chunki agar u haqiqatda taslim bo'lganda rozilik darajasiga yetganda edi. Ma'ruf ishga Alloh buyurgan yaxshilikka, onam buyurgan ish yomonlik emas yaxshilik. Mololanmagan bo'lardi. Mololandimi? Demak o'sha yerda rozilik yo'q. Nafsda bu. Siz aqlda rozi bo'lasiz. Yani Allah'ın bitken ikende başka çağıramız yok diye. Bu akılda razı bulur. Nefsini şundan teskin alıp razı buluş bu derece bulur. Bunun gibi şey, uzak başkalarıyla yetirildi. Muhammed İbni Munkadir İmam Malik'in ustazları büyük tabi 40 yılda nefsin teslim buldu diyebilir. 40 yıl mücahadede. Said İbni Musayyib etkiler ki 30 yıl mücahade kıldım. Ahırı nefsim Allah razı bulur diyenge razı bulur diyen razı bulur diyenge razı bulur diyen buldu diye. 30 yıl. Yazid ibn İbrahim al-Lakhmi aytganlar ki, büyük tabiilerden 38 yaşta o'tgan. Azalarımın günahdan tiyişke urundum. Birinci yıl bo'lmadi, ikinci yıl teslim bo'lishdi. Ama tilimmi lag'udan tiyişke mücahede kıldım, 15 yıl ketti degan. O şuna kılıp yetiştirdi. O şu adam kamil insan bugün bu. Bu adamda şeriat uz-uzdan tatbik bo'ladi. Şeriat uz-uzdan tatbik bo'ladi. O adam, o şu adam Allah irade qilgan halife oladı. Yer yüzde halife yaratmoqchiman degan. Şunuz. Allah'ın emirlerini Allah'ın naibi sıfatında görüyor ki. Beceredi. Allah'ın iradesi bilen. Mesela siz beceresiz mecburları. Ya o münafız. Allah'ın iradesi bilen hareketlerine diyor bu kalede o insan. O şende ortadaki makamlardan bittesi rıza bulan. Rıza ve özünü şuna kadar örgütçü için mesela bazı ulamalar eziyetlerini kabul kıladı, kötüledi. Javob berishga haqqi bor, qasos olishga qudrati yetadi. Lekin nafsni rizoga o'rgatish uchun
cevap vermeydi, şüphe etti. Bu sözler, söz bilen bugün musibetler de buladı. Maliyevi musibetler de buladı. Her bir orunda buluşum. Düşündünüz mü? Çıkan umumiyet şeriyette yürüyüşün mesela 5 vakit namaz okuş farz vaktinde. Ondan teşkilatı başka farzlarına insan becerişi gerekiyor. Çünkü her doyum dedi. Vakıllarda dengeseliği tutup ahanet vermesi mümkün yok. İsa doğru yoldan sevmemi çarpıyor. Nakı oluşu mümkün. Ben de bir valide sarf ettim. Çünkü az yine maklifat diyorsunuz. Bol bol kullan, bırak. Asosiy birinchi ish farzda jamoat lozim tutish. Jamoat vojib biz mazhabda. Sunnat muakkada deyiladi. Ammo biz mazhabimizning qoidasi bo'yicha vojib. Sunnat deyiladi, lekin vojib. Masalan siz qurbonlik qilmasangiz qanday gunoh ko'rasiz? Kurban hayatta kadir olup rahmet. Peki vitri vacip de okumasından kurulasa kanak oladı. Böyle öyle terkis. Cemaatten her bir cemaatten kalış şunu kabul oladı. Eğer cemaat vacip oladı ya masafada bu ses. Meşit öte uzak olmaz. Cemaat vacip oladı ya masafada bu ses. Yolda bu ses mesela. Yolda meşit bu ses. Yani ki yüzge masafası yakın bu ses. 700-800 metre etrafında bu ses. Cemaat lazım böyle. O'shanda kishi masalan jamoat bilan bo'lishligi asosiy kishining ibodatda sobit bo'lishiga omillardan bittasi shu. Amalda sobit bo'lishingiz, ibodatingiz xushu bilan bo'lish. Keyin har bir amalni birinchisi va oxirgisi deb qilish kerak. Ibodatda odam nega sustishadi? Ertaga qilaman deb o'ylaysiz. Ertaga yashaysiz bugun aniq emasmi? Siz bugun qilmasam ertaga qilaman deb o'ylaysiz. Ertaga yashaysizga kafolat yo'q. Insonni dangasa qiladigan narsa shu. Hani ertaga yaşayayım, hani yani bir yıl var, bu da olasa kelesi yıl yaşı olmayayım. Ertaga yaşı olmayayım deyiz. Kelesi yılmaz, ertaga desizem hata kullanırken bulasın. Her bir saniyenin ahirgesi de buluş gerek. Her bir dakika. Hakikaten ahirgesi buluşur. Kim kefaret verir? 60% 60 yaş gitmeyin. Siz o yüzden tasavvurunuzda babanızı görürseniz, yaşıda mahallede kariyeni görüp, nene meşak olamayın diye buluyorken bulasın. Ya o kariye 60% 70% tökülgenden kagenli olur. Siz tökülgenle kadar da buluşsunuz mümkün. Özünüz apadınızı görüp ya dadınızı görüp ya kariyeni görüp durup beni meşru yaşa ötemem deyip oylamayın. Örtüge yaşasızlığa kefalet diyor. Maruf ki akhi bunu namaz okuşurken payette maruf ki akhi bir şiir gibi sen imamlık gör dediler. Özü ikama et. Sen imamlık gör dediler. Deseler meyli hazır ötemem o kendi namazı ama imamlık gör etmeyeyim ben deyip. Deyse, iyi sen hala kengi namaz getirdi bana ben de böyle yapsam mı diyeyim. Kengi namaz getirdi ben de her bir ameliyiz. Abi sen az cümle okuduysa kengi cümle kefalet bu yok. Az asır mı olur? Allah nasip kısa asır okuyayım biz. O şu asırını bir gün okuyalım biz. İrtege asır okuşa kefalet bu şu ahirge asır diye okuş gerek. Her bir ameliyinizi ahirgesi de bilirsiniz. Çünkü İbn-i Umar raziyallahu anhu tanıttırsın keçini kütme. Keşke kirsin tangını kütme deyildir. Tangı eti baraman deyip oyladınız mı? Siz akideyiz doğru bulmaydı. Size etikadiyiz doğru bulmaydı. Siz tangı eti baraman deyip oyladın mı? Keşke gittikken peyde. Bugün keşke eti baraman deyip oyladın. Rece tüzmek için mi siz? Tüzü oluyor mu? 150 tüzün, 1050 tüzün. Lekin amelge aşırıştı, bugün ahırı gününde böyle. Her bir işizdi. Ben şu kişideki dengeseliğini ketkizadigan asosiy omillar. Bu namozda xushu hosil qiladi. Shuningdek har bir amalingizni birinchisi deb biling, chunki oldingisi qabul bo'lganda kafolat yo'q. Juma o'qdi hozir, to'g'rimi? Alloh qabul qilsin. Kafolat bormi? Qabul bo'lganda yo'q. Balki bo'lmagandir. Asr o'qiymiz. Kechagi asr qabul bo'lganmi? Bilmaymiz. Oldingi 15 yillik asr qabul bo'lganmi? Bo'lmagan bo'lishi mumkin. Bu ehtimoli katta biz o'qigan namozlarimizga qaraganda. Ya, demek birincisi de bilirsiniz gerek. Görün ki aldığınız ameliniz yok diye bilin. İnsan kaçan dengesi olur. Hatırlayacağım. Ben falan işte kıpırken ben diye bilirsiniz. Geri burası sadakası olursa hemen falanca yaşlı kıpırken ben onun gibi bir iş yaratmaz diye bilirsiniz. Falanca kabul olmayan buluşum.
Mana shu hozirgi berayotgan sadaqangizni buni oldin amal qilmaganman deb biling. Mana shu birinchi sadaqam deb beravering. Va oxirgisi deb bilingki, ikkinchi sadaqaga umr yetmasligi mumkin yoki boylik yetmasligi mumkin. Har bir amalni birinchisi va oxirgisi deb bilish kerak. Rasululloh shunday tarbiya qilgan sahobalar kiromlar alayhi salatu vasallam. Shunda kishida dangasalik ketdi. Bunun için kişi birinci tavba kılışı gerek. Tavba kılışı için hemen günahdan afsuslanışı gerek. Bazısızlanmaz. Zahiri ve batini, azalar bilen kılınken, kalp bilen kılınken. Hemen de tavba kılışı gerek. Bilgen bilmegenizi. Tavba kılışız ki amelge Allah tavfik beledi. Esekin sekin Müslümancılar esekin deyince bu amelini cari kılıştı. Tavba demez o. Sigaret 8'te çekerdim, 1-2'teki düşürdüm. Tavba olmaz mı? Tavba hemen arasından bir yolu geçeceğiz. Aldım köp gıybat kılardım, hazır uncak mı yapmam. Tavba olmaz mı? Aldım köp uğruşardım, hazır kem uğruşa diyorum bu kalım. Bu tavba olmaz mı? O adam yani bir gün köp uğruşa diyorum olaydı. Aynı o. O yüzden sigarette asas şey ben de yerlerini göreyim de taşan mı edeceğim? Bir başkadan düşerdi. 8'teki, 10'teki, 2'teki, 1'teki düşüp durup bir haftadan keyin yana qarasiz bir pasta chekayotgan bo'ladi. Nimaga? Tavba qilmagan u. U o'zini mashq qilyapti. Nimadandir to'xtatishga tavba emas lekin. Tavbada gunohdan bir yo'li kechiladi u. Bir soniyadan keyin bitta qilib olsam maylimi degan narsa bo'lsa tavba bo'lmaydi. Hamma gunohimdan tavba qildimmi? Bitta mana shu gunohim bor, palonchini so'kib qo'yishim kerak. Asrdan keyin shuni so'kib olay dedingizmi? Qolgan tavba ham qabul qilinmaydi. Chunki siz Allohga osiy bo'lishga jur'at qilayotgan bo'lasiz. Gap falan işte kılıç kılmasını demez. Allah'a asi buluşu da. Bu meslekte. Kişkine günahım kettik sorduğunda siz cüruat bilen kısıyız. Eğer cüruat bilen kısıyız, kişkine günah kettik sorduğunda. Benim olalım mesela, mekul olsa ne yaptı dediniz mi? Günah kebir oladı o iş. Siz öyle mi? Kişkine günah iken deyip, kısam olan deyip, kişkine günah, kişkine iken ne o deyip kıldınız mı? Oğuz oğuzdan kettik yazıladı. Bu kaçan kişkine yazıladı. Bilmeyi kıyam payetizdi. Kıvimen de tutup koyan payetizdi. Unutup koyan payetizdi kişkin de yazılırdı kişkin de günah. E günahını kişkin de günah hakan o deyip hatırlayacağım olup kıldız mı? Kebire yazılırdı o şüphe etti. Amelli uz demez ki siz cüratte gel. Allah'a cürat kılır kendinizde gel. O yüzden için hakette yok kişi hemen günahdan birden tavba kılış gibi. Köpçülüğü tabak amel kılıyor yapan, tüsev kutu kılıyor yapan, denge sop kılıyor yapan, namaz okuyayım ben ki taşa var hemen, günahtan tohtayım yani kıp koyayım hemen, ilimge bir şicaatlar hemen yani tohtayım. Ne demek ki? Tavba kılma gel. Derslerde işte yapan amel kullanma yapan, tavba kılma gel. Tavba kılmazsa amelge tavfik verilmeydi. Tavba kılış gerekiyor onu. Günahkar bu yani içimizdeki katlı istekbar ki aldığı günahlarını hala türgeninden bulan. O şeyler geçirilirse inşallah nafsda qobiliyat qoladi gunohga. Qalb yomon ko'rib qoladi. Masalan, bitta muz qaymoq yedingiz bir kun. Yoki mana suv ichdingiz. Suv ichdingiz. Yoqadi yoki muz qaymoq yoqadi og'zingizga. Lekin tushib qorningizni ortib qo'ying. Ertaga yana muz qaymoq yedingiz. Shirin maza. Lekin yana qorningizni ortib qo'ydi. Indiga yana muz qaymoq yedingiz. Yoktu tahammül. Lekin yine kalınız artık. Dönüşü şunu yaman görüp olasın. Muskama abkese yok artık yanımdan deyiz. Tahammül yok artık. Ama sizge belirgen azalıdan yaman görüp olasın. Günahını yaman görüp şunu kabul. Nefiste kalırdı kabiliye. Lekin siz yaman görüp olasın şu günah. Yaman görgen payetizde öz yüzü günah yüzü. Şunu da keçirilgen olasın inşallah. Agar yana rag'bat isturgan bo'lsa, o'zingiz tiyib turgan bo'lsangiz, hali kechirilmagan bo'ladi. Oldingiz. Va shuning uchun tavba qilinsa, o'sha rag'batlar so'nadi keyin. Haqiqiy tavba qilsa kishi. O'sha nadomat bo'lish kerak tavbada. Afsus, yoshlikda bo'ladi-da endi. Bolamchi ham qilgan, pustonchi ham qilgan. Men ham qilsam kutmanda endi. Parvardigor o'zing kechirgin desiz, kechirilmaydi u. O'sh nadomat bo'lish kerak. Odam alayhissalom fanasiy unutib yeb qo'ygan. 300 yil yig'lagan deydi shu gunohiga. 300 yil. Yerizga tushgandan keyin. O'shanday bu qaydan kelib chiqadi? Allohning azamatidan bandani o'zini darajasini bilgandan kelib chiqadi. Alloh
Siz oson gün asiye bo'layotgan bo'lsangiz, Allohni tanimayotgan bo'lasiz, azamatini ko'rmayotgan bo'lasiz, ulug'ligini bilmayotgan bo'lasiz, qadrini bilmayotgan bo'lasiz, qadrlamayotgan bo'lasiz, oson gün gunoh qilayotgan bo'lsangiz. O'zingizni katta olayotgan bo'lasiz. Agar shariatning hukmiga ishingizda qarshilik bo'lsa, siz Xudoga o'zingizni teng qo'yayotgan bo'lasiz. Nimaga buni hukm qiladi deb? Bandalik emas u. Ana shu taslim bo'lib, qalbingizdan tavba qilganingizda keyin amallarga oson tavfiq bo'ladi. Kim mabodo kishi gunoh qilishga yana kelsa, o'zini to'xtatsa, har o'zini to'xtatganda oldingilar yugurib ketadi. Va qalbidan o'shani asolat ketadi. Qalbiga tushgan dolar yuviladi. Sigara chekish keldi, chekmadingiz. Oldingi chekkanlaringizdan, gunohingizdan tushgan dog'lar yuvilishni boshlaydi. Tushundingizmi? Shunda amalda inson bardavom bo'ladi. Demak, tavba qilish kerak. Ikkinchi, har kunni, har lahzani oxirgisi deb bilish kerak. Muoz ibn Jabal aytganlarki, roziyallohu anhu, ya Rasululloh, men o'ng oyog'imni bosarkanman, chapini bosishga ulguramanmi deb o'ylayman degan. Yurib ketyapti. Nafasma nafas yashashga. Ana shuning uchun ular har lahzasini xayrga, yaxshilikka to'ldirishgan. Biror marta bir qasddan osiylik qilishgan emas. Shunday bo'ladi. Ustoz, savolim bor. Bir kishiga doktorlar tomonidan tashxis qo'yildi-da. Farzandli bo'lmaysan, tashxis qo'yilgan. Ikki kishiga. Keyin kishini ayolda chiqib ketgan. Shu narsadan shariat bo'yicha mumkin ekan-ku. Ayol kishi ketsa agar. Xulo qiladi-da, indamay ketib yormaydi. Xulo qiladi, xuloni sharti ayol erkakka mahrini qaytaradi yoki qanaqadir molni va'da qiladi. Erkak shunga rozi bo'lsa, keyin xulo hosil bo'ladi. Indamay ketib yorsa, yoki pulingiz beraman deb ketib yorsa, xulo ajrim bo'lmaydi. Ajrim bo'lish uchun erkakka qanaqadir molni taqdim qiladi. Erkak shunga rozi bo'ladi. Rozi bo'lgan zahoti taloq tushadi. O'zi borib so'zlar aytibdi. Yoki o'zi taloq aytish kerak shunchaki. Taloqsan deysiz. Sen aytgan, shariat anaqasi uzr o'qmasligi uchun, endi u farzandli bo'lishi kerak uchun. Keyin shu kishi, o'sha farzandsizlik degan tashxis qo'ygan odam. Demak, o'zingizda ish qolib deydi. Aytdingizki, Shayx Abdulazizni oldiga borib duosi farzand so'rasa, duo qilganlar esa farzandli bo'lsa, men otimni qo'ygan. Majzub. Shunga keyin doktor shunaqa deyapti, hamma dorini bo'lmaydi deyapti, foydasi yo'q deyapti. Shunaqaga tasavvufi, shariatimizda nima deydilar? Tavsiya istig'for. Bir og'aynimiz bor, hozir ham bor. O'zi andijonlik, Toshkentda ishlaydi. O'zi aytib bergan menga, bir necha marta aytib bergan. Bir og'aynisi bor ekan, milliy xavfsizlikda ishlaydi ekan bu yerda Toshkentda. Bu og'aynisi Andijonda ishlaydi. U uylangan, qaysidir tashkilotda ishlaydi, davlat tashkilotlaridan bittasi, vazirlikdamikin. Ular yuqori, o'ta yuqori mansabda ishlaydi. Og'aynisi Andijonda yuqori mansabda ishlaydi. Ayoli Toshkentda yuqori mansabda ishlaydi. Qaysidir tashkilotda, men aniq ayta olmayman. Qaysidir tashkilotda, yuqori tashkilotda. O'zimizda shu yerda. Ayol endi yo rus yoki ruscha tarbiya ko'rgan. Faqat ruscha gaplashadi. Endi bu andijonlik kishi kelib Toshkentga kelib turadi. Ayol Toshkentda ishlaydi. Ikkalasi ham moliyaviy jihatdan ham, qudrat jihatidan ham har joyga qo'l yetadi. Doktor deng zo'rini qayerdan bo'lsa olib kela olgan. Shu darajada qudratga ega kishilar. Lekin farzand bo'lmagan. Uzoq yil, bir necha yil. Hali og'aynim uni xizmatini qilib gohida mashinada olib yurarkan qabaq. Ayolni. Bir kun gapdan gap chiqib shunaqa bola bo'lmayapti desa, istig'for aytgin debdi. Allohdan kechirim so'ra, istig'for ayt debdi. Desa, men ishonmayman u debdi. Dinga, Xudoga ishonmayman. Desa, ishonsang, ishonmasang gap shu. Xudo bor. Barzani Xudo beradi, shifoni ham Xudo beradi. O'zidan so'rasang beradi debdi. Desa, bab ayol kishida, ayol kishining bab qalbi yaqin bo'ladi. Hech bo'lmasa farzand uchun bo'lsa ham qo'ygisi keladi.
Ne kılışım gerek? Estağfurullah lazım mı et her günü dedi. Ne işte etsem bu dedi. Dese 500 tersi mesela dedi. Künde. Ayol uzunu yatağı ki каждый ночь 500 раз estağfurullah lazım diye yazıp koyuyor. Tamam ki cahilge yatırken de kuzu çüşüp istihbarga çüşsün. Bu yakın yıllarda bu gönderdi. Ben Toşkent delgimde bu gönderdi. Şunu görüp estağfurullah azim her gün 500 tehditip keyif olarken. Her gün estağfurullah azimi 500 tehditip. Bir yılda oğul gördü. Takriben bir yılda. Oğul gördü. Şuna hukursan ki koyarız. Bir neçe ayda hamile koyun. Eşi istiğfardan ki. Hasan-ı Basri'ye bir o gelip perzansızlığından şikayet kişi istiğfarga buyur geldiler. Kembağalliğinden şikayet kişi istiğfarga buyur geldiler. Kahaçliğinden şikayet kişi istiğfarga buyur geldiler. Birinci istiğfar, ikinci salavat. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü'nün salavat köp ayetiş gerek. Salavat-ı Nariye hususen. Biz köp ayetkenimiz 4444 tane. Bir defada ayetiş gerek ilacı olsa. Yani mesela taharat kılıp, usul kılıp, paklanıp. Albatta yemesine, içmesine, uğulamasından mı? Lakin başka derslerle çalgınmasından. Yemek, içmek, şu namaz buluşu mümkün. Etmemeden keşke tüketişim mümkün. Ya ki bir gün, iki gün ötü geçiş mümkün, sekir rata lafız olsun. Şunu ya kısa, inşallah Allah-u Teala bilir. Allah-u Teala dergah hakim. İkinci, yine bitti mi alacak? Ümre. Şu niyette ümre kılış. Şifa sonra. Şifa sonra şu niyette, aynı şu niyete tavaf, şu niyette ümre kısa. İnşallah bilir. Ümrenin şu duasını icabetine vesile kılın. Şeyh Muhammed Muhtar Şinkir'de ayetledi ki, ben kubçilikke ettim şu nersane. Kim gayetken bulsam şu duası icabet buldu. Medine'den durup Mekke'ye ömre geçmişken olur. Bir kişi gelip Kuyavu'dan şikayet kıldı. Şu ne kadar zulüm kılarken kızı ge. Kız ezilip gitken. Gelip ben gayetti ki tahsir şu Kuyavu'm hiç adam olmadı. Şu ne kılayken acıraştırayım ki. Kımagan çağlamız etmeyen yapımız kılmagan bir tedbirimiz kalmadı. Deb aytgandi kuyovni islohiga niyat qilingda ta'sir umra qiling dedi. Umra qiyam ketgan. Xitondan keyin borib umra qiling. Madinada yaqin-ku. Bomdodda kuyov masjidga chiqib masjiddan kelib xotinni oldiga kirdi-da qarang. Xotin debdi men senga o'ylab qolasam bugun ko'p zulm qilma. Men hamma xatolarimga tavba qildim, kechirdim. İnşallah seni bu yolga faqat xursand qilaman. Deb yig'lab 100% o'zgarib shunaqa edi. Ali kishi umradan kelguncha kuyov yaxshi odam bo'lib qoldi. Buftondan keyin o'sha umra qilgan Bomdodda tavfiq topgan. Fuzayl ibn Ayyaz o'ta zohid odam bo'lganlar. Oldin qoloqchi bo'lganlar. Hikoyalarni aytib berganmiz ilgari. Tavba qilganlar o'sha tavbalari qattiq bo'lgan o'sha yoshlikdagi gunohini bir umr unutganmas. Shuning uchun doim g'amga yurgan. Abdulloh ibn Muborak aytganlarki, Fuzaylni yoniga kelsam g'amim yangilanib qoladi degan. Ya'ni u ham g'amga bo'ladi. Shu qadar g'amga bo'ladi. Shu kishi o'g'li Ali ibn Fuzayl betafiq bo'lgan. Ota o'g'lida yoshlikda shu bo'lgan u ham. Fuzayl ibn Iyos rasa nasihat qilganlar, o'qiganlar, bu deganlar bo'lmagan. Oxiri bir kecha turib tahajjudda duo qilgan. Parvardigor meni qo'limdan kelmadi. Bunun terbiyesini o'zing qilasan. O'zingga topshirdim degan ekan. O'sha kuni Bomdodda tavbaq qilgan. Va aytishadiki Fuzayldan o'zib ketdi taqvoda deyishgan. U Fuzaylga yetib bo'lmagan o'zi. Ibn Muborak aytganlarki Fuzayl ibn Iyozni ko'rsam o'zim yomon ko'rib ketaman deganlar. Fuzayl ibn Iyozni darajasi shunaqa ekanki Abdulloh ibn Muborak deb bir yil jihad, bir yil haj qiladigan odam muhaddis, mufaqih, omid kishi shunday ulug' odam Fuzaylni oldiga kelsa men o'zim yomon ko'rib ketaman degan. O'sha Fuzayldan o'g'li Ali o'tib ketgan. Nima bilan? Bitta duo bilan. Tunda duo qilganlar. Mana bir og'alim bor Andijonda, hozir ham biz qadrdonmiz. O'zidan bir yosh katta ayolga uylangan. Yaxshi ko'rib uylangan. Buni ikkinchi turmushi bo'lgan, oldingisi bo'lmagan. Qizni birinchi turmushi bo'lgan. Keyin juda bir-biriga muhabbati baland. Lekin bola bo'lmaydi. Sababi ayol
20 bir ay mesela 30 gün bo'lsa, 3 gün mü 4 gün pak bo'ladi. Qolgan kunlar faqat qon keladi. Bachadon ya'ni shunaqa yaroqsiz. Ushlamaydi. Doktorlar bir ittifak açışan ki bu bala görmeydi deyişken. Bir ittifak. Bu bala görüşü mümkünmez deyişken. Genel kelesi 40 gün niyet kılıp tahaccüde okup tahaccüde Yasin'le okuladı. Üçte kalp birleşse icabat boladı dua deyişken. Kur'an'ın kalbi, tünnü kalbi, benden'ın kalbi. Yasin, tahaccüd, benden'ın huzuru kalbi. Tahaccüd geçen yarımdan kim boladı? Bir uklap turgan buluş gerek. Hiç olmazsa az gına damagan buluş gerek. En afzal payeti geçen 6'ya bölüp 5. saat. Üçüncü kısım mı? 2'ye bölseniz birincisi. O işe tahaccüdge turuşken 2 rekat namaz her gün 40 gün niyet kılıp okuşken. Keles, irhat. 40 gün tahaccüd okuşken Yasin'le zam kılgen. Adaşımızam şunu deyip. Ya ki tahaccüd okuyan halas. Yasin'le anı resimde yok. Lekin Yasin'ni ulamalar tavsiye kılın. Adaşmasam Yasin'ni okuyan. Bunlar 40 gün tahaccüde dua kılışken. Allah şunu da şifa vergen ki endi özür 3 gün okuyan. Olmasa 3 günlük özür kem boladı. Adatta bir hafta boladı köp ayarlarını. Ayşe raziyallahu anh'ın 3 gün bugün. Köp ayarlarını ki şu bir hafta boladı aksar. 3 günlük bu 3 günlük bugün Qator farzandlar. Bitta farzandi bizda o'qiyapti hozir Misrda. O'g'il kattasi. Tushundingizmi? O'sha 40 kun duo bilan bo'lgan. Faqat shunda banda nima bo'lish kerak? Bandada mustarlik bo'lish kerak. Parvardigor doktoram qarayaptiki, sen ham shifo ber, umas kerak yo'q. Men qo'limda hech narsa yo'q, qo'limda hech narsa kelmaydi. Umid uzildi. Sendan boshqadan umid yo'q deb turib olsa banda Alloh ijobat qiladi. Bu hamma hamma hojat uchun. Faqat bola tug'ish uchun emas. Hamma hojat uchun. Assalomu alaykum. Alloh ijobatga usta. Banda duo qilishni bilmaydi. Ustoz, ko'proq ana yoshda o'tirib biz o'zi ijtimoiy tarmoqlarda sizni ko'rib olamiz. Qo'rqsiz. Qancha qalam. Alloh qabul qilsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Ben misafirimizin kutsi kirgen olsam, 10 yıldan beri niyet kalamam şu adamı kuruldu. Bunu Allah cevap edene geldi. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Şu Kur'an ayetler şey yolu da bir şu Mısır'da kurup olan bir Kur'an ayetleri 5 Temmuz'da kurup. Mısır'da hiç siz o mesela kayıt köyüyle kendilerin bu ortası. Ne fakat Kur'an ayetler. Kur'an yodlashni eng yaxshi uslubi endi uslub ko'p, o'ta ko'p. Misrga borib tezroq qori bo'layotganlar o'sha forig' bo'lib o'qiyotgani uchun shu yerda ham qilsa bo'ladi uni. Oshnasi yo'q. Chaqiradigan, ulpati yo'q, boshqa chaqiradigan, o'yinga chaqiradigan. O'shundan. Ob-havodan emas. Harorat ham deyarli bir xil bo'libdi. Masalan, Toshkent ham ancha issiq bo'libdi hozir. To'g'ri, muhit kerak. Muhit, ya'ni o'zingga o'xshagan o'qiyotgan odamlar kerak. To'rtta kun bo'ladi talab ilmida. Biz doim aytganmiz, talab ilmi to'rtta kun bo'ladi. Shogird, talab, ustoz, manhaj, muhit. Ustoz o'zining sohasini egasi bo'lsin. Qur'on bo'lsa hofiz Qur'on bo'lsin. Fiqh bo'lsa faqih bo'lsin. Hadis bo'lsa muhaddis bo'lsin. Shunchaki tarjimon bo'lmasin. Ustoz o'zi Qur'on bosib, Qur'onni yodlagan, bosib o'tgan bo'lsin o'sha yo'l. Masalan, Qur'ondan bo'lsin. Ikkinchisi manhaj. Manhaj ya'ni to'g'ri yodlatsin. Odamni noto'g'ri usullar bilan qiynamas. Uchinchisi talib. Talibni tirishqoqlik, mehnatkashlik bo'lsin. To'rinchisi muhit. Ya'ni bitta o'zi o'qib ham o'ynayotgan bo'lmas. O'zi ham o'qiyotgan bo'lsa. Shu orasida eng asosiy rukun talib bo'ladi. Talib bo'lmasa qolgan 4-3 ta rukun bir pul. Endi o'shanda orada bitta rukun manhaj. O'sha manhaj talib o'zi qisqirishi ham mumkin ustoz bilan bo'lsa
matlub ustoz bilan bo'lishlik. Endi shunda biz ko'proq aytamiz, masalan, ko'proq ishlab yurgan odamlar bor, o'qishi borlar bor, to'g'rimi? Dars borlar bor. Ana shu odamlarga biz ko'proq tavsiya qilamiz. Forig bo'lib yotlashni yo'li alohida. Unga ham shuni qo'llasa yaxshi o'zasi. Faqat hajmi kattaroq bo'ladi. Forig bo'lmagan odam degan kunduzi bir ertalabda 3 soat, 4 soat, kechqurun 1 soat vaqt ajratsa, bir necha yillarda, 1 yil bo'lmasa ham, 2 yil bo'lmasa ham, bir necha yilda inshaalloh hofiz bo'ladi. Faqat bardavom bo'lsin. U biz qanday qoida qo'yamiz, aytamizki, 1 soatda qancha yodlay olsa, shuni yodlasin bir kunda. Bir betni olib 4 soat yodlashingiz mumkin, yo'q, bir bet kerak emas sizga. Siz 1 soatda qancha yodlaysiz? 1 qatormi, 3 qatormi, yarim betmi, 1 bet, hammaning zihni har xil. Va albatta inshaalloh ochiladi. Lekin shunga cheklanish kerak. 1 soat uzoq bilyapmiz, masalan 1 soat. 1 soatda qancha yodlaysiz? 3 qator masalan, yarim bet, yarim bet deylik. Aksar odamning zihni yarim betga yetadi 1 soat. G'olib odamlar. Xususan qanaqadir o'qishni o'qib yurgan bo'lsa bo'ldi. Uni zihni ishlayotgan bo'ladi, aqli ishlayotgan bo'ladi. Kitobxon odam o'qib yurgan odam ancha muncha kitob. Yoki masalan deylik, bir narsa yodlab yurgan odam, qanaqadir maktabda o'qiyotgan odamni zihni baribir uyg'oq bo'ladi. O'sha odam nima qilsin? Masalan, yarim bet yodlaydi odatda. 1 soat. O'sha yarim betni kechqurun yodlasa, 1 soat masalan 8:30 dan 9:30 gacha. Uzoq 10 gacha, 9:00 dan 10 gacha. Keyin oxirgi ish shu bo'lsin, yotsin. Boshqa narsa ko'rmasin, telefon ko'rmasin, kino ko'rmasin, birov bilan gaplashmasin, uxlasin o'sha zihindagi narsa bilan. Ertalab masalan soat 4 da tursa, 10 da uxlagan odam 4 da tursa 6 soat uyqu yetadi. Boring 5 da tursin. 5 da 5 7 soat uyqu yetadi har qanaqa insonga. 150 kilo insonga yetadi. Tursundan keyin birinchi qiladigan ishi o'sha kecha kechqurun yodlagan narsasini takrorlash bo'ladi. Kechqurun yodlab yotsin. Qaysi darajada? Masalan, ikkilanib bo'lsa ham yoddan o'qiy oladigan darajada. Agar sharillatsa-da ham yaxshi. Lekin hech bo'lmasa Maliki yomiddin iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in bilan bo'lsa ham yoddan o'qiy oladigan bo'lsa. Keyin ertalab ungacha sanamaydi u. Kechqurun sanamaydi. Ertalab turib shuni keyin yoddan o'qiydi. 4 ta 5 ta o'qisa suv bo'ladi. Kechqurun yodlangan narsa yaxshi tingan bo'ladi. Chunki odatda xotira kun bo'yi o'ziga yuklagan narsalarini o'chirib tashlaydi. Ahamiyatlilari qoladi. Shunda asosiy kechqurun takrorlagan narsasi oxirgisi muhim bo'lgani uchun qoladi o'sha. Yonidagi narsalar o'chib ketadi. Siz o'ylamangki siz faqat yodlagan narsani xotirada ekanda, biz biron ko'rsangiz ham odam yuzini o'sha ham xotiraga joylanadi. Eshikni ko'rsangiz eshikni rangi ham xotiraga joylanadi. Siz bilmaysiz, lekin kechqurun xotira uxlaganda shuni o'chirib tashlaydi. Muhimlari sizga ta'sir qilganlari qoladi. O'shanda o'sha kechqurungi narsa qoladi, inshaalloh. Ertalab turib 4 ta 5 ta o'qisangiz yod bo'ladi. Biz ko'p sinaganmiz, har xil usul bilan mana shu bizga qulay kelgan. Yosh bola paytimiz bo'lmasa. Biz hatto shu vaqtlarda hojatxona uyni ichidan sanuzel bo'lmasdi. O hovlini darvozaxonadan oldida burchada adabada bo'lardi. Uydan choynakni olib borib krandan suv quyib qadam bosib borgunizda 1-2 minut o'tadi. O'shanda bir betni o'qib ko'rardi kechqurun o'qilganini. O'qib ko'rsa yodlangan bo'lardi. Ate sanashga qani Qur'onni oldiga bormay turib o'qib ko'rsak keladim deb. Kelardi. G'oliban 100% bo'lmasam 90% yodlangan bo'lardi. Keyin qayt kelib tolat qilib kelib o'qiysiz shuni. Masalan 5 ta 10 ta o'qisangiz yaxshi yod bo'ladi. Keyin 33 ta sanoq qilasiz, yoddan qaramasdan. Qaraganingizni o'tkazmaysiz. Faqat yoddan. Chunki xotira yoddan ishlaganda kuchayadi, qarab o'qiganda emas. Qarab o'qiyapsizmi? Miyaga ko'z kuzi uzatyapti ma'lumot. Bo'ldi, xotira miya xotiraga murojaat qilmaydi. Yodlagan narsangiz orqa miyaga joylanadi. Bosh miya o'shani sizga tilingizga olib kelib beradi. Alhamdulillah. Siz yoddan bir narsa aytaman degan paytingizda, mana hozir men gapiryapmanmi? Xotiramdagi yoshligimdan yig'ilgan so'zlarni miyadan olib kelib beryapti. Miya xotiradan olib kelib beryapti. O'ta katta tezlikda, nur tezligida qayoq undan tez sur'atda keltirgani uchun men so'zim uzilmasdan, gapim uzilmasdan gapira olyapman.
Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin diyen peyizde her bir kelimenin arka miyeden arka miyeden, hatırladan zahireden miye tülesi uzatıyken böyle. Kime kalken cahide ve tapamayken böyle cahine. Ben mücadelem diyor ki çünkü keteylege cahiliydi. Ben bu keteylemi ki bu keteylemi ki bu keteylemi tapamayken böyle. Yoddan okuş o şey meşgulat küçü etirdi. Bir tek falan keteyden sizge o sözü de alıyorum. Falan keteyden o şu ayet de alıyorum. Şu ku becerilse niye? Cahine tanı olur. Düşündünüz mü? Ki hatırlayman diyen peçesi de Rab gelir. Eğer siz kare bu kısız var ki o niye hatırlayıcı müracaat kımaydı? Çünkü malumat közden uzak tutuyoruz. O şu malumat uzak olarak niye sizge? Tilizge. Hatırlığa müracaat mıydı? Yaddan okuyanda hatırlığa müracaat kıldı. Çünkü o her alıp koyduğunda hatırlığa müstahkimleşirdi. Ve miye haliki keteğine keteki organı da refleksi kötüydü. Elhamdü deyilsiz bilen lillahi intabbi tabkile diyen böyle. Lillahi deyilsiz bilen Rabbi tabkile diyen böyle. Refleksi, avtomat işte diyen böyle. Bunun için hatırlığa işleşkeli, közmez. Düşünürlüğü mü? Üçüncü 33'te yaddan okuş geldi. Kale kendisi tutabilemeyiz. Şimdi bugün bana şu yarın betini, bana şu yarın betini 33'te kıldınız. Şimdi keçikurun ikinci yarın beti yatla betlesi veren bir saat. Ertege durup şu yarın betini 33'te kılasız. İkincini. Birincini hem 33'te kılasız. O sen boşaşken böyle. Yine müstahkemleşir. Tilizge yine hem ravan tezkele diyen böyle. Çünkü adette hatıranın kaidesi unutup yaklaş, uzaklaşıp yakınlaştırır, uzaklaşıp yakınlaştırırken de yakışı olmuyordu. Bir oturken yüzde kısırsa o sen samara vermeydi. Uzaklaşırken gerek, kin yakınlaştırır. Uzaklaşırken gerek, kin yakınlaştırır. Düşünürlüğü mü? Şunda içinden çıkmıyordu yani bu. Hatıranın müstahkemlenişi bir oturken de 300 sene işlemez. Bölüp 10'da 20'de 10'da 20'de kılıp sen işte. Pavlov'un psikolojiye diyen kitap bana şimdi çekerdi kitap. Esir devrede asosiy metod shu bo'lgan. Menimcha hozir ham mana shunga tayanishadi ko'p narsada. U ko'p o'sha hayvonlar bilan, odamlar bilan tajriba qilgan. Pavlov. Psixologiyani bu biz shu mana diyorlarda shu zamonaviy psixologiyada ota hisoblanadi. G'arbda Sigmund Freud falsafani emas, psixologiyani otasi bo'lsa, bizda Pavlov bo'lgan o'sha o'rus ta'limotida. Tajribalarning hammasi ham 100% kabul qilinmasa ham chunki u inson ruhini inkor qilgan holatda o'rganganda u inson. Lekin tajribalar ko'p samara beradi. U tajribalardan bittasi xotira tajribasi. Aytadiki, Pavlov bir sinf bolani oldik 36 ta bola. 18 tasi alohida, 18 tasi alohida o'g'il qiz aralash. Bitta uzun she'rni qasidani yodladik. Birinchi guruhga aytdikki, bugun ko'p kina sana bo'lsa ham, qancha o'tirib bo'lsa ham, yodlab puxta qilib o'qib berib ketasizlar. Dedik. Ikkinchi guruhga bir hafta mobaynida o'qiyasizlar dedik, yo'q bir necha kun mobaynida. Har kuni masalan 10 tadan, 5 tadan, 3 tadan o'qib borasizlar, yodlanganda aytasizlar. Dedik. Ular shunday qilishdi, bular bir o'tirishda yodlashdi. Oradan bir muddat o'tib, ularga yodlagan narsalarini takrorlatganimizda, haligi bir kun yodlab olganlar unutib olgan, esdan chiqarib olgan. Bir oturuşta sanaganlar var, o esten çıkıp etken. Aksar esten çıkıp etken. Bir nece günde yaklaşanlar var, onlar kem hata kıldı dedi. Onlar yaşlı, istekli saklap oluyor. Hatıranın tabiatı şu, birden sanaşmaz. Bölüp sanaş. Eğer bu aslında 6 gün hikmete dönmek istiyoruz, yeneyem zor. Yani onu çarkaya şirketi koyalım. Biz talimun talimde 5 gün deyelim. 5 gün sürdüleş gerek. Endi biz aytamiz ki 3 kun bo'lsa ham katta gap, zo'r shu. Chunki shu ham 33 sanagan uchun yaxshi samara beradi inshaalloh. Ertasiga 3-chi yarim betni yodlaysiz, uni sanab qilasiz. Keyin kechagini va undan oldingini 33dan qilasiz, bugungini ham. Natijada bitta saboqni 100 ta qilgan bo'lasiz, lekin 3 kun mobaynida bo'lib. 4-chi kunga o'tganda 1-chi kunga saboq tushib qoladi. Keyin bu yog'iga devam ettirilmesiz. Kengi betirilmesiz. Her bitti bit, peki her bitti sabah 100 teden boladı. Yoddan. Hemes yoddan. Karamestan.
qaraganingizni o'tkazmaysiz. Mabodo masalan o'qiyapsiz. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrohmanir rohim. Alhaqqa muttakatir hatta zurt. Kelda sofa ta'lamun kimay qoldi. Kelda sofa ta'lamun kimay. Ochib qaradiz. Summa kelda sofa ta'lamun ani naym tugatdiz, sanab ketmaydi. Qaramaganingizni o'tkazasiz. Shunda 100 ta 103-chi 33 ta lida bor. Til burro bo'lib inshaalloh sharlab ketadi. Ana endi bu yangi somonlik. Endi shunday qilib ketaversiz, olam gulistonmi yo'q, takror qilib turish kerak. Masalan siz bir bet yodlagan bo'lsangiz kechqurunda. Yaxshi zihin zo'r zihin hisoblanadi. 1 soatda bir bet yodlayversiz. 2 bet yodlaydiganlar ular o'tkir zihinlar bo'ladi. Endi nodirlar bor, ular hukmga kirmaydi. 3-4 to'qibda to'qiyotlaydiganlar bu nodir zihin, nodir zihinlar o'ta o'sha 1 soatda bir xato aniqlanmaydigan o'ta zihinni pasodan bo'ladi. 1 soatda 4 bet yodlaydigan o'ta o'tkir ham bor. Kelasini biz chiqarib olamiz. 5% 5% eng past odam bo'lmag'ur yoki o'ta qobiliyati past 5% o'ta qobiliyatli ularni chiqarib olasiz. 80% 90% odam me'yor qilib olinadi. O'shanda o'sha aytganim bo'ladi. Masalan bir bet yodlagan bo'lsangiz ertalab shuni 33-da kechagini undan oldingini qilsangiz, demak siz bir betni 100 ta qilgan bo'lasiz go'yo. U 5 pora degan, u 2 soat vaqt oladi. Demak 5 dan 7 gacha tugaydi Alloh bu. Bu shu bo'yi kechqurun 9-da o'qiysiz. Bu yangi saboq. Endi o'tgan darslarni qanaqa qilasiz? Har qaysi poraga yetsangiz, o'sha porani boshidan kelgan joyingizgacha yoddan o'zingiz o'qib turishingiz kerak. Pora jamlanguncha. Bugun 1-chi betni o'qidingiz. 4-chi betga o'tganda 1-chi bet tushib qoldi. Lekin ertaga dars boshlaganda 1-chi betni bitta o'qib qo'yish kerak. Sana qilmaysiz. Bitta o'qib qo'yasiz. 10-chi betni o'qiyapsa, yarim pora bo'ldi. Yarim porani bitta o'qib turib, keyin sana qilishingiz kerak. Nargina. Shunda o'shinga ham bir 15 minut vaqt ketadi. Endi boshidan masalan vandasdan boshlagan bo'lsangiz, pastdan boshlash kerak. 2 poragacha har kuni ustozga o'qib berishingiz kerak, o'zingiz o'qish emas. Har kuni kelgan joyingizgacha ustozga o'qib berishingiz kerak. Mutaffin kelsangiz, mutaffindan vandasgacha. Amma kelsangiz, ammadan vandasgacha. Quluhiya, quluhiyadan vandasgacha. Taborak, taborakdan vandasgacha. Har kuni. Dadam rahmatli bizga shuni o'qitgandiz. Keyin boshqa ustozga o'tganimizdan keyin murojaat qilib ketgan. Dadam o'qitganlarida har kuni ikki parani biz o'qib berardik. Yoddan o'qirdik yoki o'zimiz, yo opalar o'qib berardik. Ikki parani endi vaqti yoshimiz kichkina. Til ingichka, ovoz ingichka tarlab ketardi. Tajvid degan narsani o'qimaganmiz. Bu noto'g'ri tez o'qish. Lekin yoshlikda bo'lganda endi hoz buna qilmaslik kerak. Dona-dona o'qish kerak. Dona-dona o'qisam 20 minutda o'qisib bo'ladi. Bemalol. Yaxshi yodlangan bo'lsa 1 parani 1 soatda 3 par o'qisa bo'ladi. Yaxshi yodlangan bo'lsa. Tajvid bilan. Boring yarim soatda o'qing. Sekinroq, dona-dona qilib. O'shunda ham anchaga mesela 2 par o'qishingizga 1 soat ketadi xolos. Lekin shu 1 soat bor-ku. Sizga yillarni qisqartirib beradi, yillarni. Yodlab unutib, esdan chiqarib qaytib kelib ahmoq bo'lib yana sana qilib qilmasdan yillarni sizga qisqar qilib beradi. Biz 2 parani 25 minutda o'qirdik. O'ta tez dedi, endi var ketar. Tabarak desa bo'ldi, vannas olardi. Ketar. Endi uni to'g'ri, lekin siz 2 pora o'qisangiz 1 soat ketsin, 25 minut emas. Demak 7 dan 8 gacha ushbu murojaatni qilasiz. Tushundingizmi? 2 poradan keyinchi 2 poradan keyin porani o'qib turishingiz bor. Har kuni 2 pora o'qib berasiz. Baribir. Masalan 4 pora o'lgan bo'lsa bugun 1 bilan 2, ertaga 3 bilan 4. 6 pora o'lgan bo'lsa bugun 1 bilan 2, keyin ertasiga 2 bilan 3, 3 bilan 4, keyin 5 bilan 6. 5 10 pora bo'lganda 5 kunda aylanayotgan bo'ladi. O'qib berish bilan o'zingiz o'qmaysiz, o'qib berasiz, savol topshirganda topshirasiz. Boshidan qilsangiz qiynalmaysiz. Suv ichishda ko'p qoladi ertalab. Ertalab har kuni dohlu ichasizmi? Shuni ham qoladi. Keyin 10 poradan oshsa 2.5 pora qilib qo'yasiz. 2.5 porani ham 1 soatda o'qiysiz. O'sha darajaga yetganda til tezlab, xotira tezlashgan bo'ladi. 15 poradan keyin 3 pora qilib qo'yasiz. 3 porani ham 1 soatda o'qiysiz. Bir soat yetadi sizga.
İlla 20 paradan keyin 4 para kılıp, 25 paradan keyin 5 para kılsanız yaxşı bulur. Bir haftaya kalmasından Kur'an her hafta aynayken bulasınız. Ustazizge başlayıp paralarını 100 metre, 150 metre okuyun bulasınız. 20 metre. 56 hafta mı? Bir yıl. 56 metre okuyun bulasınız. Bazı paralar. Bir yılda. Şunda bir betten alsanız 2 yılda tüyede. Cuma da alış gerekli. Cuma hemen aslında da alıyor. Tekrarlarım kumayın. Yenge yaklaşan bulmaz. Yaxşı da alıyor. Perşembe keç kurunu yatlamıyor. Yatsız mümkün yok ki. Perşembe keç kurunu yatlamıyor. Şambi ettim ben kayıtlar siz mümkün. Cuma günü keç peyat bitti. İkti okupu siz mümkün. Esna çıkmaz diye görüşüyor. Tabii ki. Cuma lakin damalış gerek. İbn-i Zavzi'ye etkiler haftada bir gün yatlamaz ki dedi. Hatıra damalıp tanki yenge ayrıt bilen yöndersin ki. Fakat bunda bir devamlılık gerek. En bizim musibetimiz devamet yok. Ben az sohbet yaşayken gayret var, gayret gelip az var, hem de okuydu. Bir haftadan sonra siz iki gün zor buldu dedi. Üçüncü günü ortaça, dördüncü günü hayır mazdır. Onun için o sizge yengil vazifeni koyma sana. Bir saat diye kendimiz sunuyor için. Yengil vazifeni koy. Kıydanmayız. Baba da terk koysayız, o sizge bir nesene vacip kılayım. Eğer şunu ahir gitkiz mahcup olsaydı. Kavla o mahcup olmasaydı. Kur'an yatılış gerek olmasa. Siz hur. Hafız o mahcup olan adamı. Mesela çarçaka koymayın. O da halese 10 gün git olup koydum 10 gün okumayayım ben de. Yok. Siz rastmanı şunu diye bulsun ki aylık derametinizi en kem 10'dan biri ya ki 3'ten biri bulsun. Şunu diye ki o şey cerimen tuğla gendeki o şey ayı kıyneleyim. Ayla diye hoş iskemeysin. Keçkurun aşhanesi. Gap geçtiyiz kemeysin, çayhaneyiz. Her gün çayhanelere tuğla. Ülpetler lakırlı gen. Hamcanga borçluyum şuna kadar. Ama çayhane tuğla. Cahit yapamayız. Hamması tuğla. Keçesi böyle. Her gün keçkuru, o tiki hoşumuna damalamız deyip keçkuru 11 geçe lakırlaşıyordu. Buna doğru dersin. O şuna kadar payette keting saat 8 yarımda. O şuna yiyip. Bağlı boşu. Vazifeyiz kılayım. O çayhanenizden mahrum bulayım. Kimden mahrum bo'ling? Nimadan dur mahrum bo'ling? Shunday shunday mablag' qo'ying. Oyiga 10 ming topsangiz 3 ming qiling jarimani. 30 ming topsangiz 10 ming qiling jarimani o'zingizga. Jarima xotiningizga berilmaydi lekin bolangizga. Sizga taalluqi yo'q odamga beriladi. Kuyon sarpos uchun qilib olaman deb o'ylamasligi kerak. Bitta so'rov zakotdan kuyon sarposini qilib olsak bo'ladi. O'shunaqa qilmaslik kerak. Yani sizi alakası yok hocaya verir. Talibler'e verirseniz yani yakışır. Ta ki siz talep edip ilminizde Allah bereke verirse harcayacağız. Bir mertek kimette kılarsın, cüdeye bir eşsiz kirli ki. O sizge, o siz şimdi nazır kıvalışsız kirli. Ki, yani, demek bu şey, hali geti yanımız. İki saat yangı sabah, bir saat müraca. Bari müraca anayım, iki saat kılayım, tör saat. Keç kurun, bir saat. Beş saat ya ki tör saat künde okuyasız. Yarın bet olsa zihniyiz. 4 yılda bulun. Bir bet olsa 2 yılda bulun. 2 bet olsa 1 yılda hafız olasınız. Şartı berdevamlıyık. Bir gün şeytan dedi ki, iki paradan okuma yapsın bana her günü. Bugün erke öğlen yaptı. Bugün okumasayım bol olaydı değil. Yok, bugün de okuyayım ben değil. İbn-i Rüşd, Velid. İmam Gazali'ye reddiye bilgen faylasuflardan, alımlardan. Katta alım bugünler. İbn-i Rüşd ömrümde iki gün kitap mutalasından tohtu gelmem. Bir gün adam ölügen de bir gün uyulengen günüm deyken. Başka bir gün mutalasından tohtu gelmez. Vazifesi tohtu gelmez. Ömrümde iki gün tohtu gelmez. Herkes uyulense tohtu siz. Emmeyse oğlu uyulense tohtu siz. Tağız ölse tohtu siz. Apaddez ölse iki üç gün namara diyen bu siz. O hiç kim bulmayız. O işe külleri hem kılışsız gerek. Kese olup kılışsız, ağır kese olup kılışsız. Mesela başınızı götüren bir diyen bu siz. Bir ne çekim ki ben iki gün, üç gün davalayım önce buluşayım mümkün. Onda hem burnunuzu alıp kılışsız, hem şamallı kılışsız emmez. Bir alıp kılışsız emmez yok. Siz okuyan meslek kılışsız gerek. Yapılan bir kılışsız, şunu da tohtatışsız mümkün. Ve ölüm tohtatışsız mümkün. Eğer şunu da berdoğan bulsa kişi, kasta anı olsa, azme anı olsa, ama bağda. Acel kep kılışsa inşallah ahirette berbi hafızla bilentirler. Ulamalar dedi ki Allah bir feriştanı kabul edip barıp hafız kılır dedi. Kim ki azmı kat'i buz. Yani bizden bulamadı çıkamadı indi. Dese çıkmadı o da arası onu.
Lekin inshaalloh nima bo'lsam ham shunga erishaman. 60 yoshda ham desa qilib. Biz bir xonadonda xatmi ko'tardik Anjonda. Xonadon egasining onasi bor edi. Biz borgan paytda bundan 8 yil 10 yil oldin ona Qur'on o'qitardi. 60 ga borgan ayol. Har yili borsak 17 bora bo'ldi. Bu yil 23 bora bo'ldi deb har yili 4 bora 3 bora qo'shilardi. Shu 60 dan o'tgani tugatdi. Kecha kuni Andijonga borganimda o'sha yigit bilan ko'rishib qoldim. Ko'rishib qoldim. Hojani yaxshimisan? Yaxshi deyapti-yu. Qur'on tugadimi desam, onamniki ham tugadi. Biz bolalarniki ham tugadi. Farzandlarniki ham tugadi. Men qoldim xolos deydi. O'g'il qopti xolos. Lekin o'sha onaning barakotidan nevaralargacha hofiz bo'lib ketdi. Ona hofiz bo'ldi 60 yoshda. 4 boradan, 3 boradan, 5 boradan qildi. Biz bola xatni ko'tardik. O'sha onaning muhabbatidan xatni qilardi o'zi o'g'lim. O'g'lim ki muhabbati kuchayib ketgan. Hozir ham masjidlarda xizmatda doim. O'zi imkoniyati keng odam. Boy odam, ish ko'p odam. Kambag'allik bekorchi emas. Boy ish ko'p odam. O'zi ham yodlabdi, lekin o'zi tugatolmadi. Men tugatolmadim hali dedi, lekin farzandlar tugatdi. Onam tugatdi eng birinchi. 60 dan keyin. Tushundingizmi? O'shunday azm bo'lsa, ko'ryapsizmi, Alloh taolo beradi. U himmatga bog'liq va davomatga bog'liq. O'zingizga shunaqa jarima qilasiz, Allohga ahd berasiz. Ancha buni narsadan kechasiz. Musulmonlar bir gap bor. Robbuna yu'awiz kulli shay'in. Xudo bir narsa bersa, bir narsani evaziga beradi deydi. Tekinga bermaydi. Tushundingizmi? Qur'onni beradi, nimadandir kechishingiz kerak. Ham ish bo'lsin, ham dam bo'lsin, ham gap-gashda, ham ulpatchilik, ham qandosh urug' aloqasi, hamma yo'q tevrak to'kis, to'ylarda bekarchilik o'tirib, patoda 3 kun pasha qo'yib o'tirib, keyin hofiz bo'lmoqchimisiz? Bo'lmaydi. Kechasi o'sha aloqalar. Al-alayku awaiq ulamolarning qoidasi. Aloqalar to'siqlardir. Odamlar bilan bo'lgan aloqasi. Ulpatchisiz, yaxshimisan do'stim? Yuzingizdan hayr. Quyosh chiqyaptimi? Ha, quyosh chiqyapti bizda. Yomg'ir, yomg'ir kecha yoqqan. Bizda svet o'chib qoldi, bizda ham gaz yo'q. Nima qilsak ekan, hayronman. Ko'mir bormi? Oz qoldi. Kerak emas gaplar shu gaplar. Shuni o'rniga qurinlik. Dollar qancha bo'libdi, bozor qanaqa ekan, Ukraina nima bo'lyapti ekan, sizga kerak emas o'sh. Illo siz shu narsa bilan shug'ullaning, masalan, deylik, shu sizga bir ta'sir qilsa, mayli siz o'sha o'zi sohasidan kelib chiqib hissa qo'shing. Lekin sizni sohangiz bo'lmagan narsaga aralashmang. Umringiz zoya qilib. Hamma narsani bilgan odamga o'xshaysiz. Hech kim bo'lmasdan o'lib ketasiz. Endi siz vazifangiz o'tin, oshgan vaqtga qiling, ana nur ustiga nur bo'ladi. Mayli. Dunyoning xabarini biling. Dunyoning qaysi to'chkasida nima bo'layotganini biling. Lekin siz vazifangizni bajargandan keyin biling. O'zingizni vazifangizni bajarmasdan turib qilmang. O'zingizdan boshla deganlar nafaqani. Ilmni ham o'zingizdan boshlang. Ahamiyatni ham o'zingizdan boshlang. Tarbiyani ham o'zingizdan boshlang. Ta'limni ham o'zingizdan boshlang. Biz ko'pincha boshqadan boshlaymiz deymiz. O'zi tarbiyasiz xotiniga "Sen u bo'lishing kerak, bolasiga bu bo'lishing kerak" dedi. Oldin o'zingiz tarbiyalang. O'zingiz bilan band bo'ling. O'zingizdan oshganda keyin birovga chiqing. Shunda birovga qilgan tarbiyangiz ham samara beradi. Birov haqidagi fikringiz ham o'rinli bo'ladi. Birovga bergan tanbehingiz ham jonli bo'ladi. O'zingizni ham asosiy o'zingiz zoya qilmaysiz. Inson ko'p o'zi zoya bo'lib qoladi o'zi. Ko'p narsaga mashg'ul bo'ladi, o'zi zoya bo'ladi. Umrini oxirida 60 yil bunday qarasa hech narsa qilmagan bo'ladi. Boshqalar bilan band bo'lib o'lib ketgan bo'ladi. Bu noto'g'ri narsa insonni oxiratda ta'assufga, nadomatga olib boradi. Shuning uchun o'z bilan band bo'lib shunday Qur'onga agar masalan undan keyin shu xuddi shu uslubni masalan 4 yil o'tdi, 5 yil o'tdi, 4 yil o'tganda Qur'on tugagan bo'lsa, xuddi o'sha 5 soat saqlab xatm Qur'on qilasiz. Kuniga 10 pora o'qiysiz, 5 soat. Bir yil 100 ta xatm qilasiz. Yoddan inshaalloh. Undan keyin ash 5 soatni masalan 1 soatini ustozga o'qib berish qilsangiz, zo'r bo'ladi. Ustozga 3 soat 3 pora o'qib berasiz, o'zingiz 10 pora o'qiysiz. Ustozga 3 pora o'qib berasiz, o'zingiz 10 pora o'qiysiz. Ustozda 10 kunda xatm bo'ladi, o'zingizda 3 kunda xatm bo'ladi. Bir yilda 100 dan ortiq 130 ta xatm qilasiz. Ya'ni undan keyin xuddi o'sha soat saqlab Sahih Buxoriyni yodlasa bo'ladi. Sahih Muslimni yodlasa bo'ladi. Xuddi o'sha soatni
yillarda katta ilmlarni hosil qilib yuborsa bo'ladi. Abdurahmon Abu Razzoq Sanoani nimani musannafni egalari, musannafni egalari. Bir kunda 3 ta hadisatlar keldi. İmam Ahmed va bir qancha muhaddislar 3 ta hadis olishgan. Abu Razzoq Sanoani da hofizni ko'rmadi deyishgan. Qana qilib shunday darajaga erishgan? 3 ta hadisat degan xolos bir kunda. Lekin to'xtamagan. Shuningiz bardavom bo'lsa, oz bo'lsa ham inshaalloh samara bo'ladi.